أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hılkatın mebdeinden mahşere kadar dünyaya gelip giden bütün enbiya, evliya, müminin ve müminatın, hazır olan cemaat-ı müsliminin huzurunda sohbet ettiğimiz maneviyat sultanlarımızdan Sümbül Efendi Hazretlerinin hususen kainatın mefhari şifre-i kainat Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ve bir cümle geçmişlerimizin ervahına rızaen lillahil Fatiha. Bizim sohbetimiz Nakşi Tarikatı'nın Samini nispeti üzerine olmazsa olmaz 8 ana esasını işlemiş idik. 2 hafta konuşmuştuk. Ulemanın ifadesiyle turugu ilallah bi adedi enfasil halayık. Allah'a vuslat yolları mahlukun nefesleri sayısı kadar çoktur. Ama sözün devamında ulema şöyle emrediyor: küllühe mesdudetün. Hepsinin önü kapalı, açık değil. İlla eteri Resulillah ve varisi Resulillah. Açık olan yol Hazreti Resul-i Kibriya Efendimizin açtığı yol, bir de ona tam varis olanların zahiren ve batınan sünnet-i Resulullah'a tam varis olanların yolu açık. O yüzden maneviyata cidden ve sıdkan talip ve rağip olanlara İslam büyüklerinin ettiği tavsiyeler, çok tavsiye var da birkaç tanesini söyleyivereyim. Buyuruyorlar ki bir, müteşerri ol, şeriat-ı aliyeye harfiyen riayet et. İki, mütesennin ol, sünnet-i Resulullah'a çok dikkat et. Üç, mütehallik ol, ahlak-ı ilahi ile, ahlak-ı Kur'aniye ile, ahlak-ı Muhammediye ile ahlaklanmaya dikkat et. Bu üçü yapan insanlara Cenab-ı Hak bir şey ihsan eder. Tasavvufun da hepsi onu anlatmaktır. Masivadan tehi olan onların ifadesini söylüyorum. Yani Allah'ın gayri ne varsa hepsinden boşalıp Allah'ın muhabbetiyle dolan bir kalp. Bu dördü bir müminde varsa nimeti mübarek olsun. Bu yoksa Allah esirgesin. Bunun da mebnası, şimdi Nakşi Tarikatı'nın 8 ana esasını, erkanı dedik, esasen rükünleri olmazsa olmazı. Birincisi huş derdem dedik Farsça ifadeyle, yani akıl fikir nefeste olacak. Senden zicanet ber neyayet bi hudadem. Senden Allahsız bir nefes çıkmayacak. 24 saatte kaç bin nefes alıyorsan, ala rivayetin 140 bin deniliyor. Bu nefeslerin hiç olmazsa hiç olmazsa yarıdan fazlasını, hiç olmazsa yarıdan fazlasını Cenab-ı Hak'tan haberdar olarak mümin alıp vermeli. Hayat buna göre hazırlanmalı. Çünkü Cenab-ı Hak semadan şöyle emrediyor: Yebne Adem ene mak ve ente limen. Ey Adem oğlu, ben seninleyim, sen kiminlesin? Ben sana şah damarından yakinim. Sen niye uzaksın? Mühim olan mesele Cenab-ı Hak'la yakınlığı kurmak, yakınlığı temin etmek, hayatı ona göre tanzim etmek. Nizam-ı dünyada yanlış bir şey yaparken şöyle sağımıza solumuza bakıyoruz, gören var mı diye. Bize bizden yakin olan sahabe-i kiramın meşhur menkıbesidir. Menkıbe değil, yaşanmış olay. Ebu Ubeyde İbnül Cerrah'ı Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz valiliğe tayin etmiş. Giderken bir merkeple gitmiş. Dönerken de o merkep kaç sene kaldıysa, 6 sene, 7 sene yaşlanmış vaziyette geri gelmiş. Vali.
Hazreti Ömer radıyallahu anh gitmiş onun boynuna sarılmış. Tebrik etmiş. Vali oldum diye köşeyi dönmeye çalışmamış. Evine geldiği zaman Ebu Ubeyde İbnül Cerrah'a hanımı demiş ki yahu efendi sen 7 senedir vali oldun. Dönerken hiçbir bir şey getirmez insan evine. Demiş ki hatun emiral müminin polisleri peşime taktı. Gözümü açamadım ki bir şey getireyim. Valide hanım da gitmiş baskın yapmış. Hazreti Ömer radıyallahu anh'a. Sen nasıl yaparsın bunu demiş ya. Resulullah benim kocama bu ümmetin eminidir diyor. Bu ümmetin eminidir diyor Peygamber Efendimiz. Sen de peşine polis takıyorsun. Bu nasıl iş deyince Hazreti Ömer radıyallahu anh meseleyi anlamış ama sükut etmiş. Demiş ki sen onu kocana söyle. O da gelip söyleyince hatun demiş. Polis Hazreti Allah'tır. O bize bizden yakın. Halife-i Müslimiye'nin polisine ihtiyaç yok ki. İşte cemiyette bu kalitede adam yetiştirmek İslamiyet'in ana hedefidir. Buna güzel insan diyoruz. Allah Celle Celaluhu her an görüyormuşçasına hayatı tanzim etmenin adı. Bu kalitede adam sayısı cemiyette ne kadar çoğalırsa cemiyetin Allah nezdinde itibarı o kadar yükselir. Allah nezdinde itibarı yükselen cemiyeti hiçbir kuvvet aşağıya çekemez. Takdiri huda kuvve-i bazu ile dönmez. Bir şem'a ki hak yandıra bir veçile sönmez. Ne edip edip Allah nezdinde itibarımızı yükseğe, yükseğin yükseğine, daha yükseğe, daha yükseğe Cenab-ı Hakk'ın yakınlığına ulaştırmaya gayret edeceğiz. Bir nefes Allah demenin tüm kainata tesiri var. Bir nefes gafletin tüm kainata tesiri var. Bunu unutmayalım. Şimdi sonunda o zat, bu zat Allah şefaatine nail etsin sohbetlerinde diyor ki bu kelimatın birincisi olarak yukarıda yazılan huş derdem meratibine riayet pek önemlidir. Bu nefes işine. Bu nefes işine riayet çok önemlidir. Çok ehemdir. Çünkü huzurun kaynağı budur. Huzurun kaynağı Allah'tır Celle Celaluhu. Allah'tır. Başka yerde huzur yoktur. İnsanoğluna bu dünya gibi 1 milyar dünya verseler. İçini altınla doldursalar, ne kadar kıymetli hepsi varsa yine doymaz insanoğlu. Neyle doyar? Allah'la doyar. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz ela bi zikrillah tatmainnul kulub diyor. Dikkat edin, kalpler ancak Allah'ın zikriyle doyar. Başka hiçbir şey onu doymaz. İnsan böyle büyük yaratılmıştır. Cenab-ı Hak insanı kendine muhatap, insanı kendine ayna yaratmıştır. Şeyh Galib'in dediği gibi hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen. Kendine iyi dikkat et. Şimdi son zamanlarda bir söz var. Hepimiz onu söylüyoruz. Moda oldu. Ama söylediğimizi çoğu zaman kulaklarımız duymuyor. Telefonlarda falan görüşürken son sözümüz şu oluyor. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Tasavvufun önü sonu bu cümledir. Kendine iyi bak. Sen neden yaratıldın? Nasıl bir varlıksın? Niçin yaratıldın? İstidadın nedir? Cevherin nedir? Mahiyetin neden ibarettir? Eğer bunu bilmek, anlamak ve yaşamak istiyorsan yine dışarıya değil, kendine döneceksin. Kendi kalbine müracaat edeceksin ve kalpten Allah diyeceksin. Bu dilin söylemesi de kıymetlidir ama asıl kıymetli olan bu sinedeki kalbin Allah demesidir. Bir yolcu, bir maneviyat yolcusu bunu yapmadan, buna riayet etmeden şu nefes işini Süleyman Çelebi'miz diyor ya her nefeste Allah adın demidam, Allah adıyla olur her içtemam. Her nefeste. Ama her nefeste bir şeye de işaret ediyor. Ne diyor? Bir kez Allah dese aşk ile lisan, dökülür cümle günah misli kazan. İleride sohbetlerimizde gelecek. Allah diyenler sınıf sınıftır ama aşkla Allah diyenlerin
zikri farklıdır. Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin. Ama bu aşk bakkalda satılmıyor, eczanede de satılmıyor. Onun bir mebnası var. Onu bulmaya da mecburuz. Yaratılışımızın gayesi, maksadı odur. Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Şöyle bir menkıbe var sahabe-i yüzünden. Bir gün bir sohbet, yani bizimki vaaz değil, bu akşam sohbet ediyoruz. Resul-i Kibriya Efendimiz buyurdu ki, Ali'yi bana çağırın, Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz'i. Kim onu bana alır getirirse istediğini vereceğim. Herkesten evvel Selman Farisi Hazretleri, Allah şefaatine nail etsin. Düşünebiliyor musun? İran'da ateşe taparken, sonra gel Anadolu'ya Hristiyan ol ama arayış içerisinde. Hristiyanlık da onu tatmin etmedi. Netice aradığını Resul-i Ekrem Efendimiz'i buldu. Bulmakla yetinmedi. Efendimiz'in şu müjdesine mazhar oldu. Selmanu minna min ehli beyti. Selman bizdendir, bizim ehli beytimizdendir. Ne büyük devlet, ne büyük nimet. Efendim, herkesten evvel gitti buldu Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz'i ama şimdi Peygamberimiz ne isterse vereceğim deyince düşünüyor ya, o ne istesem Resulullah'tan acaba? Döndü Hazreti Ali Efendimiz'e dedi ki, sana gelirken Resulullah Efendimiz böyle dedi, ya Ali ne isteyeyim? Dedi ki, ya Selman, eğer dediğini verecekse aşk iste. Aşk. Aşk kadar, muhabbet kadar. Peygamber Efendimiz Miraç'ta şöyle söyledi, huzur aleminde. Ya Rabbi dedi, Adem'e Safiyullah dedin, Nuh'a Neciyullah dedin, Musa'ya Kelimullah dedin, İbrahim'e Halilullah dedin, İsa'ya Ruhullah dedin. Benim adım ne? Enbiya arasında. Cenab-ı Hak emretti ki sen Habibullah'sın. Habib, sevgili. Allah'ın sevgilisisin. O en yüksek makam. Onun ötesinde Habib iken mahbub olmak var. Zakir iken mezkur olmak var. Daha ileri menzil var. Ama o menzillerin de en yükseğini bakın. Peygamber Efendimiz ümmetine rica ediyor. Hiç düşündünüz mü nasıl olur bu iş? Ümmete rica eder mi? Kainatın varlık sebebi neyi rica ediyor biliyor musunuz? Ezan duasını benim için yapın diyor. Ezan duasını. Aman içinizde bilmeyen varsa öğrensin, öğrenemiyorsa hiç olmazsa çocuklarına ne etsin etsin öğretsin bu ezan duasını. Efendimiz buyuruyor ki, ezana benim öğrettiğim gibi iştirak edenler anadan doğma günahsız olur. Nasıl iştirak edecek? Müezzin Allahu Ekber der demez oturuyorsa kalkacak. Mümkünse kıbleye dönecek. Ayaktaysa oturacak. Hiç olmazsa bir toparlanacak. Eskilerin dediği gibi aziz Allah şefaat ya Resulallah deyip tazimle, edeble müezzinin dediklerini bir bir tekrar edecek. Sadece hayy alessalah ile hayy alel felahta müezzin hayy alessalah deyince la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diyecek. Hayy alel felah deyince de öyle diyecek. Bir de sabah namazında müezzin es-salatu hayrun minen nevm deyince, es-salatu hayrun minen nevmi düşünebiliyor musunuz? Bilal-i Habeşi Hazretlerinin saltanatı. Habeşli bir köle iken 24 saatte yeryüzünün tamamında nam-ı celili es-salatu hayrun minen nevm diye bir siyahi köleyi Cenab-ı Hak ezanın ortasına yerleştirmiş. Yeryüzünde bütün müminler 5 vakit namazda, Bilal-i Habeşi'den de binlerce kilometre geriye git, İbrahim Aleyhisselam'a, onun âline beytine Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala âli seyyidina Muhammed diye okuyoruz. Kaç bin seneden beri yerler gökler okuyor. Allah sevdiğini böyle zikrettirir. Şimdi sadakta ve berarte yahut berirte, ikisi de olur. Doğru söyledin, hatalardan berisin diye tekrar ettikten sonra ezan bitince Allahümme Rabbe hâzihi davetit tâmmeh ve salâtil gâime âti seyyidenâ Muhammeden il vesîlete vel fadîlete ve derecetel rafiyetel âliye ilâhi ve ba'athu makâmen mahmûden illezî vaattehu vâden hasene inneke lâ tuhlifil mi'âd.
bu duayı benim için yapın diyor Peygamber Efendimiz. Onun için de makam-ı mahmud vardır. Makam-ı mahmudu benim için Hazreti Allah'tan isteyin diyor Resulullah Efendimiz. Cennet-i Ala'da en yüksek makam. Yani başka birisinin o makama ulaşması mümkün mü? Değil. Ama buna rağmen Efendimiz ümmetini oraya yönlendiriyor. Çünkü o duayı ettiğimiz zaman inşallah bizi de Cenab-ı Hak Peygamberimize yakın kılacaktır. Sonunda Peygamberimiz şu müjdeyi veriyor. Her kim bu duayı benim hakkımda yaparsa, Peygamber Efendimizle diyaloğa geçiyoruz. Zaman mühim değil. Allah'a göre zaman birdir. Bize göre geçmiş, gelecek, şimdiki hal vardır ama Allah'a göre zaman birdir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed derken beraber Resulullah Efendimizle beraberiz. Efendim buyuruyor ki güz gününde yapraklar sararıp da sam yeli estiğinde nasıl yapraklar dökülürse ezan duasını benim hakkımda okuyan ümmetimin de seyyiatı varsa hepsi öylece dökülür gider. Bütün mesele ne? Buradan da sonunda söyleyecek. Resulullah Efendimizle beraber olabilmek. Bazılarının dediği gibi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da bizim gibi insandı. İşte bir görevi vardı, postacılık görevi. Bir mektup getirmekti, mektubu getirdi, görevi bitti. O kadar da değil. O kadar değil. Efendim şimdi dönelim sohbete. Ey maneviyat yolcusu, bunların yani bu kelimelerin cümlesi bir şeyi anlatıyor. Nedir o? Ve hepsinin hulasası şudur ki Allah için Allah ile Allah'ın huzuruna, tabirime dikkat edin, benim tabirim değil, bu bir velinin tabiri. Allah için nefsani bir şey yok, ne dünya ne ahiret. Bu çok mühim bir mesele tasavvuf lisanında. Ehli tasavvufun dualarında ya Rabbi bana cennetini ver, hurilerini ver, gılmanlarını ver, şunu ver, bunu ver derdi olmaz. Olsa kıyamet mi kopar? Yok, Cenab-ı Hak yasak etmedi böyle bir şey istemeyi. Ama onlar daha farklı bir şey istiyorlar. İstedikleri farklı. Allah için. Sırf Allah için. Ama isterken de gaflette olmamak için Allah ile. Allah için ama Allah'ı unutmadan Cenab-ı Hakk'ın huzuruna bir. Sırran, bak Efendi Hazretleri'nin, İmam Efendi Hazretleri'nin ifadesini okuyorum. Sırran, gönülden. İki, zevken, hazını alarak. Üç, batınan, gönülden, idrak ve yakindir. Bütün bu anlattıklarımızın hepsi sırran, zevken ve batınan Cenab-ı Hakk'ın huzuruna yaklaşmaktır. Şimdi bu yaklaşmayı da birazcık izah edeyim. Önümüzde çok daha detaylı anlatacaktır bu mübarek zat. Aynı camide aynı ibadeti edenlerin hepsinin ecri aynı değil. Niye aynı değil? Sinesindeki endazı hepimizin aynı değil. Farklı endazı ile farklı ibadet edenlerin ecirleri de farklı olur. Midesinde haram olan insanla haram olmayanın ecri aynı değil. Sırtında giydiği gömlekte haram bulunanla bulunmayanın ecri aynı değil. Niyetinde dünyevi maksatlar olanlarla olmayanınki aynı değil. Velhasıl bu misalleri siz çoğaltabilirsiniz. Onun için diyor ki Allah ile, Allah için, Allah'ın huzuruna sırran, zevken, batınan yakin kazanmaktır. Cenab-ı Hak cümlemizi bu devlete eriştirsin. Sen bu manayı zevki sırrına vusul bulmayınca mücahedeyi terk ederek kesele düşmeyesin. Bu anlatılan dereceyi yakalamayınca tembelliğe düşmeyesin. Müslümanların maneviyatımızın yolunu kesen hastalıklarımızdan bir tanesi tembelliktir. Peygamber Efendimizin de Cenab-ı Hakk'a istiaze edip sığındığı tehlikeli hastalıklardan bir tanesi Allahümme inni eûzü bike minel kesel vel cubun vel buhul. Üç şeyin, bu hadiste üç şeyin şerrinden sana sığınırım ya Rabbi diyor. Birisi korkaklık, birisi cimrilik,
birisi de tembellik. Tembellik de ayrıca müminlerin maneviyatta yolunu kesen bir hastalıktır. Mümin ülül azmin azmini kendine şiar edinecek. Yani büyüklüğe himmeti ve gayreti olanlar hangi yoldan yürüdülerse onların izine basmaya gayret edecekler. Kolay değil. Peygamberlerin hayatına bakıyoruz başta. Kiminin boynunu vurdular, kimini destereyle biçtiler, kimini yurdundan, yuvasından koydular. Bununla beraber ibadetlerinden anı vahid, yani bir an bile gevşeme göstermediler. Kur'an-ı Kerim'in verdiği mesaj şu: وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَتِيَكَ الْيَك۪ينَ. Derler ki şeytan Abdülkadir Geylani Hazretlerine, ey Gavs, yeter artık, razıyım senden, kendine bu kadar meşakkat yükleme dedi. Hazreti Gavs'una dedi ki, in aşağı melun dedi. Şeytanına dedi ki, beni nasıl tanıdın? Dedi ki, sen Kur'an'a ters bir laf ettin. Kur'an-ı Kerim, ve'bud rabbek hatta ye'tiyekel yakin diyor. Son nefese kadar, son nefese kadar ibadete devam. Cenab-ı Hak cümlemize son nefeste husnu hatime nasip eylesin. Husnu hatime bütün evliyaullah nazarında büyük muvaffakiyettir. Son nefesi imanla bitirebilmek büyük başarıdır. Men kana ahiru kelamuhu la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dekhalel cennet buyuruyor Efendimiz. Her kimin ömrünün son nefesi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah olursa cennete girer. Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Tembelliğe düşmeyesin. Lakin huzur ve sohbet tarikatını da iltizam hayırlıdır. Sohbetsiz, huzursuz, mücahadesiz, yine bu zatın sözlerindendir. Böyle bazı arkadaşlar not alırlar, yazın, bana göre 1000 kitaptan kıymetlidir. Mücahit olmayan müşahit olmaz. Yani Cenab-ı Hakk'ın rızasını ve huzurunu kazanmak için özel gayret göstermeyenler Cemalullah'ın müşahadesine liyakat kazanamazlar. Özel gayret göstereceksin. Kaldırım Müslümanları gibi adam, beş vakti kılıyorum işte, elin etlisine sütlüsüne de karışmazsam benden alası yok sözü yanlış bir sözdür. Bu sözler bazen insanı imansızlığa bile götürür. Allah esirgesin. Yani söylemeye bile korkuyoruz. İmansızlığa kadar götürüyor mu? Götürüyor insanı. Ne var ki bunda? El alem böyle yapıyor. Sen el alem değilsin. Sen ümmeti Muhammed'sin. Allah'ın zatına davetlisin. Cenab-ı Hak sana Kur'an-ı Hakim gibi bir mektup yazmış. Allah'ın zatına davetli olduğun için herkesin yaşadığı hayatı, sen gidip tavla oynayanların yanına oturamazsın yahu. Sen bir sürü para verip günlerce evvelinden hazırlıklar yapıp işte maç seyretmeye gidemezsin. Saatlerce vaktini, 24 saat, bir hafta orada geçiremezsin. Bu dedikoduların içerisine giremezsin. Sen farklı bir insansın. Farklı bir iş için bu aleme getirildin. Gelmedin, getirildin. Ne gelmek elimizde, ne de gitmek elimizde. Getirildik, görevimizi yapacağız. Cenab-ı Hak görevini başarıyla bitirmekte cümlemizi muvaffak eylesin. Huzur ve sohbet tarikatını iltizamın hayırlıdır. Çünkü bu tarik, tarik-i muhabbettir ve tarik-i sohbettir. Hayrı ise cemiyettedir. Bir cemiyette bir tane ehli huzur olsa, huzur kelimesini daha tam anlatamadık. Ama biraz evvel dedi ki bu kadar emeğin hepsi huzur Rabbul Alemin'e liyakat kesbetmek içindir. Bir tane ehli huzur olsa Cenab-ı Hak cemaatin tamamını huzura gaş eder buyuruyor hadis-i şerifte Resul-i Zişan Efendimiz. O çok mühimdir. Huzuri yek nefes bahak bih ez dünya ve mafihe. Cenab-ı Hakk'ın velileriyle, huzura ehil olanlarla bir nefes sohbet etmek, 100 yıl müttaki yaşamaktan evladır diyor Sadi Şirazi. Mevlana Hazretleri de aynı cümleyi Mesnevisine almış. Ne kadar kıymetliyse o. Hayrı cemiyettedir buyurulmuş. Marifetullah ise
sohbetle hasıldır. Bak zikirle demiyor, yanlış anlamayın. Zikir cemaatları da kıymetlidir. Peygamber Efendimizin öğrettiği İslami terbiyede ecdadımız bize şunu söylerdi. Müminin gideceği üç yer var. Ya meclis-i ulema, ya sohbet-i sulaha, ya halaka-i zikir. Dördüncüsü velâ tekün râbiyan. Sakın dördüncüsü olma. Dördüncüsünde tehlike var. Bunu anlatmak için de şu misali verirler. Harun-u Reşit Behlul'a demiş ki, kardeşi olduğu söylenir. Doğru yanlış orayı geçmeyeceğim. Asıl mesele ifade, maksadımızı ifade ettiği için söyleyeceğim. Demiş ki ya hep halvetlerde geziyorsun, uzletlerde geziyorsun. Bizim aramıza gelsene biraz. Harun Reşit öyle diyor. O da diyor ki sorayım da aldığım cevaba göre size cevap veririm. Ya nereye soracaksın diyor işte. Biz seni biliyoruz. Bir tek adamsın. Diyor ki soracağım yer var. Takip ettiriyor Harun Reşit. Behlül gidiyor gübreliye. Böyle kulaklarını veriyor, bir şeyler söylüyor falan. Sonra geliyor diyor ki kusura bakmayın aranıza katılamayacağım sizi. Ya diyorlar ki sen ne yaptın? Yani bir gübreliye gittin, orası mezbele. Sen onlardan ne anladın? Diyor ki evet gübreliye gittim ve onlara şu soruyu sordum. Ne diyorsunuz bu avam-ı nasın içine Allah derdi kaygısı olmayan, aklına düşünce, gök gürleyince la ilahe illallah diyen bir cemaat var. Allah esirgesin. Onların arasına karışayım mı? Dediler ki sakın karışma. Biz birkaç saat evvel elma yedik, portakaldık, ayva yedik, şuyduk, buyduk. Onlar bizi yediler, aralarına karıştık, böyle gübre olduk. Sen de onlar gibi gübre olursun. Dediler diyor. Onun için kusura bakmayın, aranıza karışamayacağım. Nazarları, sözleri, muhabbetleri, dertleri Allah olmayanlarla fazla ünsiyet bizim gibi adamları alır götürür. Ama onları Allah'a cezbeden yiğitler olursa, şimdi insanların hepsi aynı seviyede değil ki. Peygamber Efendimiz el mu'minu kennahil diyor. Mümin arı gibidir. El mu'minu kennemil diyor. Mümin karınca gibidir. Her çiçekten bal alabilsem aleyhülala. Biz öyle değiliz ki. Hangi meclise girsek üç kelime konuştular mı onların rengine boyanırız. Onun için Kur'an-ı Kerim'de şu tabiri var. Cenab-ı Hak emrediyor ki vasbir nefsek ma'allezine yed'ûne rabbehum bil gadâti vel aşî. Nefsini zorla. Gece gündüz Allah'a dua eden, dertleri Allah olanlarla beraber bulunmaya gayret et. Süleyman Çelebi'mizin de o muhteşemler muhteşemi duasında bir cümle var. Çoğu zaman okuyanlar da anlamıyor ama bana göre bin kitaplık bir dua. Ne diyor? Ehli derdin sohbetine mahrem et. Ehli derdin, kalbinde Allah derdi bulunanların sohbetine mahrem et. O yüzden bir aşık-ı sadık derdi hakka talip ol. Dermana erem dersen, mihnetlere rağib ol, asana erem dersen, dert çekmede Eyyub ol, gam çekmede Yakub ol, Yusuf gibi mahbub ol, Kenan'a erem dersen, aşk yolu belalıdır, her kârı cefalıdır, canından ümidi kes, canana erem dersen. Şimdi veliler menziline, nebiler huzuruna, Kur'an-ı Kerim'in salihler dediği, sadıklar dediği zümrenin arasına girmek istiyorsan, ehli derdin sohbetine katılacaksın. Efendimizin ifadesi, aleykum bi mücalesetil ulema. Benim Arapçada ilk öğrendiğim hadis-i şeriflerdendir bu. Münebbihatın başında İbn Hacer-i Askalani'nin, aleykum bi mücalesetil ulema. Size tavsiye ederim diyor Efendimiz, alimlerin meclisine oturun. Çünkü alimlerin meclisi cennet bahçesidir. Hatta bir hadis-i şerifte Efendimiz emrediyor ki cennet bahçelerine girin, oralarda dolaşın, oranın serin havalarından sinenizi doldurun, meyvelerinden yiyin. Ya Resulallah diyorlar, yeryüzünde cennet var mı? Efendimiz buyuruyor ki ilim ve zikir meclisleri cennet bahçeleridir. Her kim bir sohbet meclisine girse, sohbet, zikir de eftaldır ama
sohbet bir hadis-i şerife göre bir saat sohbet 1 milyon sene zikir çekmekten evladır. Halbuki zikir de evladır. Ama zikir insana kusurunu öğretmez. Belki bazen diyorum, bakın bana ait bir söz değil, ben bu büyük lafı söyleyemem, İmam-ı Gazali'nin İhyasından söylüyorum. Bazen zikir insanı Allah'tan uzaklaştırabilir. Eğer iki özelliği yoksa zikirde de sıkıntı vardır. Her ibadeti ifsad eden hastalıklar olduğu gibi zikrin ifsad edeni de, zikrin iki özelliği şarttır. Zikrin nuru ve narı yoksa o zikirde sıkıntı var. Nuru ve narı. Zikrin nuru kalbi nurlandırmalıdır. Narı da nefsi yakıp bitirmelidir. Bu iki özelliği yoksa o zikri murakabe altına almak lazım. Bir yerde eksiği var. Marifetullah sohbetle hasıldır. Sohbetin fevaid ve gavaidi hatta hasra gelmez. Fevaid ve gavaidi. Fevaid faydaları. Gavaid de manevi gıdaları, haddi hesaba gelmez, anlatmakla da bitmez. Özelliğini anlatmak için bir misal vereyim. Sahabe-i yüzünden şöyle bir soru sorulsa, sahabenin en ednası yani en aşağısı kimdir? Bizden evvel bu sorunun cevabını İslam alimleri vermiş. Hazreti Vahşi'dir radıyallahu anh. Müslüman olmadan evvel Hazreti Hamza Efendimiz'i şehit etti. Kur'an-ı Kerim'deki mağfiret ayetlerinin hepsi onun hakkında nazil oldu. Ayetler nazil oldukça ona ulaşıyordu. Çünkü Peygamberimiz onun hakkında vur emri çıkarmıştı. Nerede görürseniz öldürün. Ayetler ona ulaştırılıyor, gel imana diyorlar. Bu ayette garanti yok diyor. Netice, ey Allah'ın rahmetinden ümidini kesip nefsinin aleyhine olanlar, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah bütün günahları affeder. İnnallâhe yagfirü zünûbe cemî'â. Cenaze namazlarında müezzinlerimiz İstanbul'da okuyor. Çok güzel bir adettir. Allah bütün günahları affeder. Ayeti nazil olunca Peygamber Efendimiz'e dekalet etti. Kelime-i şehadet okudu. Peygamber Efendimiz şunu söyledi yalnız. Dedi ki, bundan sonra karşıma geçip oturma. Seni gördüm mü amcam Hazreti Hamza'yı hatırlıyorum. Ve ömrünün sonuna kadar Hazreti Vahşi Efendimiz'in karşısına oturmadı. Böyle kenardan bakardı. Ne olur bir kere benden tarafa baksın da o tebessümlü yüzüyle bir kere bana nazar etsin. Yapmadı Efendimiz. Ona nail olamadı. O yüzden sahabenin en ednası kabul edilir. Allah şefaatine nail etsin. Sahabe olmayan ama sahabeyi görenlerin de en hayırlısı Veysel Garani Hazretleri kabul edilir. Veysel Garani Hazretleri Efendimizin sohbetine iştirak edemediği için, nazarına isabet edemediği için, mübarek sesini duyamadığı için, mübarek yüzüne bakamadığı için yüzlerce İslam alimi onun hakkında şunu söylemişlerdir. Sahabenin en ednası kabul edilen Hazreti Vahşi Veysel Garani'den 70 bin derece daha üstündür. Sohbetin büyüklüğüne işaret. O Efendimizin sohbetine iştirak etti. O da iştirak edemedi. Bu bapta Ashab-ı Güzin Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmain Hazretinin Ahibba, Estika, Evliya vesair Efsaf-ı Celile-i Memtuha'dan biriyle olmayıp da Ashab vasf-ı alisiyle tevsif ve yad buyurulması delili kafidir. Yani Sahabe-i Güzin Efendilerimize Evliya denmedi, Ahibba denmedi, Asfiya denmedi. Ya ne dendi? Sahabe dendi. Sahabe ne demek? Sohbet arkadaşı demek. Peygamberimizin sohbet arkadaşı oldular. O yüzden sohbetin faydaları ve gıdaları anlatmakla bitmeyecek kadar çoktur. Nitekim burada defaatle söylemişimdir. Bir kere daha Efendimizin emrini söyleyeyim. Efendimiz şöyle buyuruyor Sahabe-i Güzin'e. Hangi ibadeti yaparsanız yapın, o ibadetin üstünde bir ibadet vardır. Ama bir ibadet vardır ki onun üstünde hiçbir ibadet yoktur. Ya Resulallah emret onu yapalım deyince sahabe-i güzin, Efendimiz işte Allah için
Şimdi burada biz kimseye bir rütbe vermiyoruz. Dünyalık bir şey de vermiyoruz. Allah sizden razı olsun. Böyle sadakatle oturuyorsunuz, dinliyorsunuz. Ben de ta Üsküdar'dan gelmişim sizinle bu sözleri konuşalım diye bunun ne kadar kıymetli bir şey olduğunu bu alemde anlamamız mümkün değildir. En azından ben şuna bütün kalbimle inanıyorum. Abdest alıp sohbete Allah rızasını iştirak edenlerin en az derecesi anadan doğma günahsız çıkar. Dışarıya çıktıklarında birileri nereden geliyorsunuz dese ve buradan çıkan kardeşimiz de vallahi billahi tallahi cennete aladan geliyorum dese şer'an yemininde hanis olmaz. Cenab-ı Hak feyzimizi artırsın inşallah. Mevlana Aşık-ı Rumi Kuddise sırru Hazreti Mevlana Mesnevisinde şöyle demiş. Yekdemi sohbet be merdan-ı huda bihter es-saat sal bodem der tuga buyurmuşlardır. Allah adamlarıyla bir dem sohbet 100 yıl müttaki yaşamaktan evladır. Bunu bu Mehmet Hoca'nın sözü değil. Maneviyatı, marifetullahı iyi bildiğine 700-800 seneden beri cümle ümmeti Muhammed'in iştirak ettiği Hazreti Mevlana Mesnevisinde böyle söylüyor. Yekdemi bir dem, bir nefes Ricalullah'la sohbet 100 yıl müttaki yaşamaktan evladır. Zira Merdan-ı Huda ile sohbet, muhabbet ve tebiyyet tarikiyle müsahip olan Hazreti Allah'a layık ve vasıl olur. Allah adamlarıyla Allah'ı Allah için konuşan, Allah'ı Allah için dertleşenlerin meclisinde bulunanlar o meclise devam ede ede Hazreti Allah'a layık ve vasıl olurlar. Cenab-ı Hak bizi de onlardan eylesin. Bir cümle daha söyleyeceğim. Vaktimiz geldi ama burada çok mühim bir şey söyleyecek. Ben o cümleyi sizinle paylaşmak istiyorum. Batınsız ittigayı zahiri ve amal ise ancak insanı cennet ve derecatına götürür. Sırf şeklen yapılan ibadetler. Onlar da kıymetlidir. Buradan çok söylemişimdir. Bizim çoğumuzun yaptığı ibadet taklittir. Taklit ama mükemmeli taklit ettiğimiz için kıymetlidir. Ama eğer gayret edersek, gönül dünyamızı imar edersek, sinemiz arş-ı âlâ cennet-i muallaya dönerse, Cemalullah'ın seyri temaşının sahasına mazhar riyeti kazanırsak, gönül aynamıza baktığımızda Cemalullah'ı seyredecek hale gelirsek ayrı. Fakat bizim çoğumuzun yaptığı Resulullah Efendimiz namazını böyle kılardı. Resulullah Efendimizin ashabı böyle otururdu. Mesela Peygamber Efendimizin ashabı diyorlar ki biz Efendimizle sohbet ederken öyle sohbet ederdik ki başımızın üzerinde ürkek bir güvercin var. 1000 sahabi otururdu çıt diye bir ses çıkmazdı. Çıt diye bir ses çıkarsak o güvercin uçacakmışçasına Efendimiz'i vücudumuzun her zerresini kulak yaparak dinlerdik. Cenab-ı Hak da ona göre sekinesini indirirdi. Çünkü bu şekildeki sohbetler için bir hadis-i şerifte Resul-i Zişan Efendimiz şöyle emrediyor. Her kim bir mecliste Allah'ın kelamını, kitabını, Resulullah'ın sohbetini, sünnetini yapmak üzere toplansa Cenab-ı Hak onlara 4 şey ihsan eder. 4 şey. 1. İlla nezelet aleyhimus sekine. Evvela Cenab-ı Hak onların üzerine sekineyi indirir. Ben hepinizden istirham ediyorum. Sohbet esnasında namaza başlarsınız, aklınıza binlerce fikirler gelebilir. Ama 1 saat sohbet edersiniz, 1 nefes şeytan devreye giremez. Sohbet sekine ile Cenab-ı Hakk'ın özel korumasına alınır. Sekine, huzur şöker. 2. Ve gaşiyet hümür rahme. Cenab-ı Hak sohbet cemaatini rahmet denizine gark eder. 3. Ve zekerehumullahu fîmen indeh. Onlarla ta arştaki meley aladaki melekleriyle iftihar eder.
Onlara der ki bakın insanı yaratmayın diyordunuz. Neler yapıyorlar? Benim namı celilimi söylüyorlar. Dört. O biri hatırıma gelmedi şu anda. Hatırıma gelirse onu da söylerim. Şimdi fakat ibadette gönlüyle ibadet yapanla şekliyle ibadet yapanlar aynı değil. Ha şekil kıymetsiz demiyorum. Yani bazen şöyle diyorlar. Madem ki hocam gönlümüzü ibadete veremiyoruz, yapmanın ne manası var? Ben yaşanmış bir olayla bugünkü sohbeti bitireyim. İnşallah gelecek hafta başladığımız yerden, inşallah bıraktığımız yerden devam ederiz. Yani batınsız ibadette sıkıntı var ama batınsız da olsa, şekli de olsa ibadeti yapacağız. Anadolu'daki bilhassa Nakşi tarikatının tamamı 100 sene evvelki Mevlana Halid Bağdadi Hazretlerine Şam'da türbesi var. Onda birleşirler. Onun devrinde gecenin ileri saatlerinde bir Yahudi sokaktan geçerken bakmış ki bir ses geliyor bir yerden. Pencereden bakmış Bodrum'da bir cemaat zikir çekiyorlar. Cehri zikir yapanları görenleriniz muhakkak vardır. Onlar zikrederken Allah Allah veya la ilahe illallah, la mabude illallah, la maksude illallah, la mevcude illallah derken böyle sağa sola sallanırlar, kafalarını sallarlar, vücutlarını sallarlar. Bazen ayakta, bazen otururken güzel bir manzara olur. Hatta bizim doğu illerinde görmüşümdür. Araya def mef tak atarlar. Böyle güzel manevi bir hava olur. Nakşi tarikatında yok öyle şeyler. Nakşi tarikatı ilim tarikatıdır, sohbet tarikatıdır. Şimdi Yahudi böyle bakıyor ya bunlar ne yapıyordur gecenin ilerlemiş saatinde. Ama onlar gibi kafasını sallıyor. Güya onları maskaralığa alıyor. Onlarla alay ediyor. Çekip gidiyor evine. Gece rüyasında mahşerde mahkeme-i kübra kopuyor. Onu da çağırıyorlar mizana. Amelini dartıyorlar. Yahudi cehennemlik çıkıyor. Alıp götürüyorlar. Tam götürürlerken adamın feryadı arşa çıkıyor. Bir ses geliyor arkadan. Durun diyor. Dönüp bakıyor ki Yahudi gece o başını sallayan adamların başında oturan zat durun diye. Yani Mevlana Halid Zülcenahin Hazretleri, Allah şefaatine nail etsin. Nereye götürüyorsunuz bu adamı diyor. Diyorlar ki bu adamın amelini darttık. Cehennemlik çıktı, cehenneme götürüyoruz. Cehenneme götürüyorsanız kafasını bize verin, gövdesini götürün diyor. Niye diyorlar? Gece kafasını bizim gibi salladı diyor. Gece kafasını, halbuki o maskaralık olsun diye yapmıştı. Gece kafasını bizim gibi salladı diyor. Bırakıyorlar ve Yahudi uyanıyor rüyadan. Uyanır uyanmaz hemen gidiyor bir yıkanıyor, üstünü başını değişiyor. O zatı tanımıyor da yanında oturanı tanıyor. Gece yarısı koşuyor onun evine. Adamın kapısını çalıyor. Diyor ki beni acele o gece senin yanında oturan zat var ya onun evine götür. Ya diyor gece yarısı olur mu böyle şey? Sabah olsun beraber gideriz. Diyor sabaha imansız gidersem sorumluluğu sana ait olur. Gece yarısı Mevlana Halid Bağdadi Hazretlerinin kapısını çalıyorlar ve onun tarikatına intisap edip Yahudi mümin oluyor. Şimdi bir taklit ama kamili taklit, mükemmeli taklit. Mükemmeller mükemmeli Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı taklit. Onun dışındaki taklitler. İleriye gidemiyoruz. Niye ileriye gidemiyoruz? Allah esirgesin. Adam diyor ki ben de namazı böyle kılarım. Kur'an'da Allah tarif etmemiş. Ya o kardeşim insaf et ya. Sen peygamberin devrinde olsaydın. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak "Akimussalah" dediği zaman, namaz kılın dediği zaman peygambere sormaz mıydın? Ya Resulallah nasıl kılalım namazı demez miydin? Sahabe-i kiram efendilerimiz de dediler. Ne dedi Efendimiz? Sallu kema ra'aytumuni usalli. Namazı benden gördüğünüz gibi kılın. Aman kardeşlerim. Zahiren de olsa ben yatsı namazına arkadaş o müezzinliğin altına doğru bir yerde namaz kıldım. Önümde
5 vakit namazı kıldığına emin olduğum bir hacı efendi namazı kıldı. Ama baktım namazı bozuldu, bir şey de diyemedim. Niye bozuldu? Niyet ettim ki cemaatin hepsine söyleyeyim. İki ayağı yerden kesiliyor. Secdeye giderken veya kalkarken. Efendimizin namazını iyi öğrenin, onu taklit etmeye gayret eyleyin. Dışını yaptıktan sonra sıra gelir gönle. Gönüldekine de huşu ve huzu deniliyor. Huzur deniliyor. İşte tasavvuf, tasavvuf, tasavvuf dedikleri gönlün Allah'a vuslatından ibarettir. Cenab-ı Hak Habibi Edibi hürmetine taklitlerimizi tahkik eylesin. Dünya ve ahirette yüzümüzü güldürecek salih ameller cümlemize nasip eylesin. Cümlemizi gaflet uykusundan uyandırıp huzuruyla dilşat, visaliyle kamiyab eylesin. Gönül ibadetine ulaşmakta cümlemizi muvaffak bil hayır buyursun. Ömrümüzün sonuna kadar Allah'ımız Peygamberimiz kitabımızın emrettiği gibi, Zümre-i Salihinin yaşadığı gibi yaşamayı, son nefesimizi de öyle ikmal etmeyi cümlemize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Rıza anillahil Fatiha.